epoksi yapıştırıcıyı yaptık. Bulmanımızın kenarlarına sürüyoruz. Çok fazla sürmeyin. Herhangi bir rulmanın ortasına değme gibi bir durum olmaması için. Ayrıca bu Forex'i bu şekilde şekillendirdik. Şekil biraz sıkıntılı oldu. Daha sonraki denememde biraz daha düzgün olacaktır. Şuradaki boşlukları dolduruyorum. Biraz düzgün olmadı ancak ilk deneme olduğu için bıçaklarım da biraz kördü. Uzun süredir kullanmıyordum. Keskinliğinden emin değildim. Bu yapıştırıcılar tahminen 10 dakika içerisinde donuyor. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında şu şekilde birbirine yapıştırdığımız pulları yapıştıracağız. Pulları da yerine yerleştirdim. Ayrıca şöyle bir durum var. Şu görmüş olduğunuz yapıştırıcıyı kullanırken eldiven takarsanız daha sağlıklı olur. Ellerinize bulaştığında çıkartmanız biraz zor olur. Bu yapıştırıcıyı da epoksi yapıştırıcı veya sıvı çelik olarak bulabilirsiniz. Bunu 404 veya Best isminde olan bir markadan bulabiliyorsunuz. Ayrıca şu an fark ettim, içerisinde bir kullanma kılavuzu mevcut. Orayı da kullanarak gerçekleştirebilirsiniz kullanımı. Ama birebir olarak kullandığınızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biraz 404 olanın donması geç oluyor. Best olan markanın donması biraz daha hızlı oluyor. Tahminen bir 5 dakikada dokunma sertliğine ulaşıyor. Ayrıca kullanmış olduğumuz malzemeler maket bıçakları. Şu Forex ismini verdiğimiz, ayrıca kimi yerlerde Dakota da deniliyor. Dakota denilen bir malzeme. Bunu reklamcılardan bulabiliyorsunuz. İçi şu şekilde sünger gibi bir malzeme. Bunu maket bıçağıyla kolaylıkla kesebiliyorsunuz şöyle.
Bunu maket bıçağıyla şekillendirmek kolaydır. Ayrıca zımparada yapılabiliyor bu malzemeye. Üzerine boya da yapabilirsiniz. Ben boyamayı tercih etmedim. İlk olduğu için bu şekilde kullanmam yeterli olacak bana. Ayrıca dakotayı birbirine yapıştırmak için şöyle bir malzeme kullanabilirsiniz. Bu malzeme plastik maketlerin birleştirilmesinde kullanılan bir malzeme. Plastik çimento olarak geçiyor. Farklı isimleri de var tabi. Revelin'de bu şekilde hazır ürünlerini bulabiliyorsunuz. Bu marka çok eski bir ürün. Bir tahminen bunu 8 sene veya 9 sene önce almıştım. Şu an hala kullanıyorum. Formunda herhangi bir değişme olmadı. Pahalı olduğuna aldanmayın onun için. Ayrıca bunun ucunda şöyle bir metal vardı. Bu metal tıkanıyor. Bu metalin ucunu eriterek açabiliyorsunuz çakmakla. Ancak ben biraz zorladığım için metal buradan çıktı. Yerine oturtmakta sıkıntı yaşadım. Ve kullanmış olduğumuz malzemeler bu kadar. Ayrıca bu yapıştırıcı yerine 502 tarzı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ancak o tarz yapıştırıcılar ben kesilmesi zor olduğu için, sertleştiği için tercih etmedim. Çünkü birbirine yapıştırdıktan sonra işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu malzemeyle de yapamazsınız. Şu an bu malzeme yaklaşık yarım saatlik bir malzeme. Bu şekilde sertleşti. Ancak bu malzeme üzerinden en az 1 saat geçtiğinde kesinlikle herhangi bir işlem yapılamaz hale geliyor. Ancak yapabilirseniz zımpara veya E tarzı malzemelerle yapabilirsiniz işlemi. Şu an macun gibi görünmesine rağmen tahminen bir yarım saat sonra bu malzeme taş gibi olacaktır. Ayrıca dediğim gibi üzerinize veya elinize gelmemesine dikkat edin. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ayrıca rulmanın ortasında şurada plastikler var. Ortaya koyduğumuz rulmanın bu plastiklerini kaldırırsak dönüş hızı daha iyi olacaktır. Şu an dönüş hızı biraz yavaş. Plastik biraz kastırıyor ve rulman yeni olduğu için içindeki gres de kastırıyor dönmesini. Bunu o şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca şu bölüme birer tane pul veya düğme tarzı bir şey koyabilirsiniz. Çevirirken bulunduğu yerde de çevirmenizi sağlar. Malzememiz bu şekilde hazır. Ayrıca şu ortasındaki plastikleri söktüm bulmanların. Biraz daha dönüşü hızlandı. Ancak şurada görmüş olduğunuz gibi rulmanların içerisinde yeni olduğu için gres fazla. Bu gres eridiğinde biraz daha dönüşü hızlanacaktır. Ancak yağlama duracaktır. İleride sıkıntı yapabilir. Onun için ara ara az az yağlanabilir. Çok önemli bir şey değil yalnız. Bu şekilde bir işlem yaptık. Son günlerin moda olan stres çarkı. Ülkemizde de stres şu an çok fazla. Onun için bir nevi çözüm. Tespih çekmekten daha cazip geliyor bana.